Zaferli olmanı istiyor. Amin. Ama savaş olmadan zaferli olamayız. Yani savaşmak gerekiyor. Bizim savaşımız böyle dünyasal savaş değil. Böyle insanlara karşı değil. Biz biraz önce bence Rab İsmail'i yönetti dua ederken. Gerçekten Rab bizi uyandır diye dua etmemiz gerekiyor. Biz Rab bizi kurtardı, sonsuz yaşam verdi. Ve bence bu söylediği ayet Yaşaya 61 İsmail böyle dedi, kalk ve parla. Rab bizi diyor, kalk ve parla. Ama bazen biz kalkmıyoruz, parlamıyoruz. Yani ben Davut hakkında biraz konuşuyoruz ve karakterine biraz bakacağız. Geçen hafta İsrail hakkında Davut hakkında biraz konuştu. Ve bunun kim bilmiyor Davut ve Goliath'a karşı savaştığını? Herkes biliyor. Davut, yani bu ayetle defalarca okuduk. Bazı insanlar var ki, diyor, ben bunu okudum, tekrar okumak gerek yok. Bakın, ben okuyorum ve yeni şeyi çıkartıyorum. Yıllar geçti, tekrar okuyorum ve yeni şeyleri de çıkartıyorum. Ve bugün Davut ve Goliath hakkında bu ayetlere beraber bakalım. Yani geçen hafta babayı konuşurdu ama bir isterseniz 1. Samuel 17. bölümü beraber okuyalım. 1. Samuel 17. bölümü diyor ki, savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler Yahuda'nın Soku kentinde toplandılar. Soku ile Seka kenti arasındaki Efes naminde ordular kurdular. Saul ile İsrailler de toplandılar. Ela Valesi'nde ordular kurup Filistlilere karşı savaş düzeni aldılar. Filistliler tepenin bir yanında, İsrailliler birkaç tepede yerini aldı. Aralarında vadi vardı. Filist ordugahından Gad ve Goliat adında usta bir doğuşçu ortaya çıktı. Boyu altı arşın bir karıştı. Başına tuz mifer takmış, bunu bir sırf kuşanmış ve orada devam ediyor. Yani orada iki ordu birine karşı savaşıyordu. Bir arasında bir vali vardı. Bir tarafta Filistliler, bir tarafta İsrailliler. Ama orada bir Filistin adam vardı. 3 metre boyusu. 3 metre ve o Goliath. Goliath. Ve şimdi bakın 8. ayet. Diyor, Goliath durup İsrail ordusuna neden savaş düzeni aldınız diye haykırdı. Ben Filistinliyim. Siz ise Saul'un kölelersiniz. Aranızdan karşıma çıkacak biri seçin. Doğuşta beni yenip öldürebilirse biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem siz bizim kölemiz olur. Bize kulluk edersiniz. Bu adam, bu Goliat çıkıyordu ve meydan okuyordu. İnsanların hakkına meydan okuyordu. Acaba sana meydan okuyan bir şey var mı? Hani senin önünde develer var mı? Bir problem var mı? Burada orada iki ordu birbirine karşıydı. 10. ayet. Filistli Goliat konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün İsrail ordusuna meydan okuyorum. Benimle düşecek birini çıkarın karşıma. Yani orada başarılı olmak için savaşmak gerek. Problemlere karşı savaşmak gerek. Ama problemlere karşı senin tavırın nasıldı? Burada benim gibi yaşlı insanlar var. Değil mi? Yaşlıyız. Hayatımız boyunca çok savaştık. Tecrübemiz var. Ve biliyoruz ki savaşmadan zafer olmaz. Tavırımız problemlere karşı çok önemli. Sen bir problemlere karşı ne gösteriyorsun? Ne tavır gösteriyorsun? İsrail halkı gibi mi? Davut gibi mi? Ve burada bu devadan burada diyor, orada onu meydan okuyordu. Bunu bakın 11. ayet.
Filistin'in bu söylediği duyunca Saul da İsrailler de çok korkup dehşet içinde kaldılar. Acaba bir problem karşı geldiğinde sen korkuyor musun? Dehşete kapılıyor musun? Belki sen diyorsun hayır, ama bazı problemleri var ki imkansız gibi görünüyor. Bazen bir iş, karşılaşmış bir şey geliyoruz ki biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ve burada ben fark ediyorum ki bu İsrail halkı bunu duyunca çok korktular. Enteresan bir şey var, 14. ayet. Filistli Goliat 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu. Bak dediğim gibi bu ayetler belki okumuştu. Ama birkaç şey çıkartıyoruz ki belki atladık, belki görmedik. Bu dev adam, 3 metre olan, ben 1.85, 1.86 benim. Yani burada ne, 2 metre mi? 3 metre düşündüm. 3 metre düşündüm. Ve burada en kısa boylu kim? Ben mi? Sen de. Sen düşünün. Sen orada duruyorsun. Yani benden kalsın boylu bayanım da ama ben boyluyum. Yani böyle kocaman bir kişi geliyor. Benden, burada düşün, bir metre daha tutuyor. Ya sen böyle bana karşı. Ve onun meydan okuyorum. Kaç defa meydan okudum? 80 gün. 80 kere. 80 kere. Sen gitsin. Korkaksın. Seni yok edeceğim. Aranızda böyle Yesulu bir an yok mu? Düşünebiliyor musunuz? 80 kere. Evet. Gün boyunca diyor. Gün boyunca ama sabah akşam diyor. Sabah akşam ama gün boyunca yani bütün gün demek anlamına geliyor. Yani denge tamam ama en az 80 kere diye düşünüyorum. Yani sabah akşam yazıyor orada. Aha sabah akşam geliyordu. Her gün 80 gün boyunca. Yani sen düşün. Kocaman bir problem var. Kocaman bir savaş var. Ve her gün sana söylüyor, sen hiçsin. Seni korkutuyor. Seni küçümsüyor. Seni asıl... Böyle. Şeytan öyledir. Uyu gibi görünüyor. Bizi yok etmek için o çaba gösteriyor. Ama iki seçenek var. İsrail halkı gibi korkacağız mı? Kaçacağız mı? Dehşete kapılacak mısın? Veya Davud gibi düşüneceğiz. Çok güzel yaptı, teşekkür ederim. Bak, Tanrı seni ve beni başarılı olmamızı istiyor. Yuhanna 8.44 ne diyor? Yuhanna 8... Pardon, evet, Yuhanna 8.44. Yuhanna 8 böyle yazıyor. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Bu bir yalan. Şeytan sana yalan söylüyor. Sen hiçsin. Başarılı olamayasın. Sen seferli olmayasın. Şeytan böyle söylemek istiyor. Senin moralini bozmak istiyor. Seni küçümsüyor. 40 gün boyunca bu ordular birbirine karşı. Bu sefer yaptılar. Ama bir dev geliyordu. Meydan okuyordu. Düşünebiliyor musunuz? Onun İsrail halkını, yani tabiri, moralı nasıldı? Bir gün bir günce meydan okuyorlar, cevap veremiyorlardı. Yuhanna 10.10 Biz bunu biliyoruz, Yuhanna 10.10 diyor ki, hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Yani şeytan bir hırsız, düşmanımız bir hırsız ve o çalmak
öldürmek ve yok etmek için geldi. Ama İsa Mesih bu yüzden geldi diyor. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bu yüzden İsa Mesih bu dünyaya geldi. Yeşaya 54. Böyle yazıyor. 54, 15-17. Sana saldıran olursa, bakın bu ayet senin için. Sana saldıran olursa benden olmadığını bil. Sana saldıran herkesin önünde yenilgiye uğrayacak. İşte kor halindeki ateşi üfleyen ama yaygın silah yapan demirci ben yarattım. Yok etsin diye yıkıcı da ben yarattım. Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Mahkemede seni süreyen her dili suçlu çıkaracaksın. Robert Kuluk alemlerin mirası şudur. Onların gönengi bendendir diyor. Davut Tanrı'yı tanıyordu. Kime karşı savaştığını da biliyordu. Şimdi durumu bu. 40 gün boyunca sabah akşam en az sen hiçsin. Başarılı olmayacaksın. Mutlu olamazsın. Her zaman şeytan bize şey atıyor. Bu durumda çıkmayacaksın. Böyle yalan bunu bırakmayacaksın. Gibi şeyler. Ve İsrail halkı buna inandı. Acaba sen hangi yalanlara inanıyorsun? Acaba bir böyle karşı senin tavrının nedir? Ben hiçim. Olmayacak. Başarı olmayacak. Bu durumdan çıkmayacağım mı acaba diye düşünüyorsun. İsrail halkı öyleydi. Ama ben düşündüm. Ben 40 gün boyunca sayın meydan mı güçlü ise niye hemen onları yok etmiyorum? Ne gerek var her gün uğraşmak, beklemek? Eğer ben çok güçlü isem niye meydan okuyorum? Ben güçlü isem ben gelip affederim o fikirleri. Çünkü ben güçlüyüm. Acaba onlar o kadar güçlü değil mi? Ve onların moralı bozmak istiyorlardı. Onlar savaşmadan önce kaçmalarını mı istiyorlardı? Onların huzurunu mu çalmak istiyorlardı? Şeytan öyle. Tanrı seni başarılı olmanı istiyor. Yandaki kişi söyle. Tanrı seninle beraberdir. Başarılı olmanı istiyor. Tanrı seni seviyor. Şeytan öyle. Ama şeytan sana yalan söylüyor. Mutlu olmayacaksın. Evlenmeyeceksin. Öğrenmeyeceksin. Bırakmayacaksın. Zengin olmayacaksın. Belki bilmiyorum. Devam. Ama şimdi İsrail halkı korkuyordu. Acaba sen büyük probleme karşı karşıya geldiğinde senin tavrın nedir? Stres mi? Biliyorsun. Benim Türkiye'de öğrendiğim bir cümle var, sık sık kullanıyorum. Stres yok. Stres yok. Bazen bir yere gidiyorum, büyük bir toplantıya bal vereceğim. Vermeye dönünce titreye başlıyorum. Yani çok işi var, bir sorunlu. Ben bir kadar gidiyorum. Rabbine yardım et, stres yok. Ve gidiyorum. Şeytan bize yalan atıyor. Rab seni kullanmak istemez. Sen hiçsin, verimli değilsin. Hayır! Sen verimlisin. Ama şimdi Davut çıkıyor. Şimdi bu ayetlerle Davut çıkıyor. 15. ayet. Böyle. Davut ise babasının sürüsüne bakmak için Saul'un yanında ayrılıp Bethlehem'e gider gelirdi. Ve bu ayet okuduğumda ve hatırlıyorsunuz iki hafta önce bir şey konuştuk. Samuel gitti, Davut'u mesetti. Sen kralsın dedi. Yağ ile mesetti. Ama Davut ne yaptı?
Ben kralım, şimdi çalışmıyorum. Ben kralım, herkes şimdi bana hizmet versin. Ben kral oldum. Tanrı, Samali gönderdi. Şimdi kral benim. Hayır. Ne yaptı? İşine geri döndü. Bu küçük işlerde sadık kaldı. Tanrı'nın zamanı bekledi. Acaba biz fiziksel gözlerimizle problemlere baktığımız zaman, gördüğümüz zaman tepkimiz nedir? Korkuyor muyuz? Kaçmak istiyor muyuz? Dikkatli olmamız gerekiyor. Buyurun buyurun. Dikkatli olmak lazım. Tanrı'nın gözleriyle olaylara bakmamız lazım. Bazen savaşlarımız var ve tartışıyoruz değil mi? İnsanlarla tartışıyoruz, savaşıyoruz. Ama niye savaşıyoruz? Gerçekten bu savaştan Tanrı'yı yücelmek için bir onur olacak mı? Kaç kişi tanıyorum boş savaşlarla uğraşıyor. Boş şeylerle uğraşıyorsunuz. Yani bir ödül olmayacak. Ama sen haklı çıkmak istiyorsun. O insanlar Davud'a derler ki kim bunu yenerse, öldürürse bu ödül bu olacak. Ve Davud huzuruna gelene, kaçmak yerine ne verilecek? Ne verilecek? Ne verilecek? O diyor, vuuu! Hamdolsun! O yerine bulma gerekiyor. O kendi yerinde sadık kaldı. Ve şimdi fark etti. Zamanım geldi. Zamanım geldi, ben savaşacağım. Ve senin zamanı geldiğinde sen de tepki veriyorsun. 37. Saul, öyleyse git. Rasin ile birlikte olsun. Sonra kendi 38. Kendi iseleni Davud'a verdi. Başına tuç mifer taktı. Ona bir sırh giydirdi. Davud iselenin üzerinde kılıcını kuşanı yürümeye çalıştı. Çünkü bu gisele alışık değildi. Saul'a bunlarla yürümüyorum dedi. Çünkü alışık değilim. Sonra giseleyi üzerinden çıkardı. Batıkan'da şimdi keşke başka şey getirseydim. Bunu değil. Sizce ona yakışıyor mu? Çok yakışıyor. Siz düşünün, çok yakışıyor. O yakışıyor tabii. Ama orada silahları veriyordu. Yani... evet. Bir sefer oldu. Çünkü daha büyük. Yani bu küçüğü bir örnek. Ona göre değil. Ona göre değil. Bu silahları, yani Saul kendisine ona vermek istedi. Ama göremiyor, yürüyemiyor. Sen düşün, silahları vardı. Tamam, otur. Acı gibi olmuş. Acı gibi olmuş. Ve o ne diyor? Bunlar yürüyemiyorum. Bunlar göremiyorum. Ama bazen biz, ben böyle diyorum. Umberto her zaman bu cümle söylediğinde herkes heyecanlanıyor. Ben de söyleyeceğim. Umberto böyle varıyor, ben de varacağım. Umberto bu silah kullanıyor, ben de kullanacağım. Yani ben Mahmut gibi olamam. Mahmut benim gibi olamaz. Tanrı seni özel bir şekilde yarattı. Kendi silahları verdi. Davud Saul'un silahları kullanamazdı. Yürüyemiyordu, ağır geliyordu. Tanrı seni bir alanda seni yetiştirdi. Ama bazen biz kopyalamak istiyoruz. Otakiler gibi yapmak istiyoruz. Umberto her zaman böyle söyleyeyim. Bu ilahi Umberto söylediğinde Hüseyin ruhunuyor, ben de her zaman söyleyeceğim. Olmuyor. İsmail her zaman bu ayet veriyor, ben de vereceğim. Yani dikkat olmak lazım. Ama burada Davut fark etti. Ben otakilerin armağanlarıyla, otakilerin yeteneğiyle,
Ötekilerin silah, güzel sayı silahlarıyla ben savaşamam. Tanrı seni özel bir şekilde yarattı. Ve bu şekilde savaşmamız gerekiyor. Yani problem vardı. Var olacak. Ona ait olmayan silahları kullanmak istemedi. Şimdi bunlara güvenmiyorum. Yani tunç, mifer, sır, kılıç bıraktı. Belarus çok akıllı, değil mi? Ne silah aldı? Sonra onlara güvenmiyordum dedi. Sonra kişiliği içinden çıkardım. DNA'yı alıp verene bel çakıl taşı seçti. Bir dakika. Kılıç bırakıp beş taş mı koyacaksın? Bunları çoban darcanın cebine koyduktan sonra sapanı alıp Filistin'e göre doğru ilerledi. Herkes kaçarken Davut ilerledi. Eski bir örnek var. Yani kartlar hakkında. Siz bunu biliyorsunuz. Tekrar anlatacağım. Kartlar çok farklı. Öteki korkuşlarla. Yağmur veya bir fırtına geldiğinde bütün kuşlar kaçar. Fırtına geliyor diye. Ama kartal tavırı çok farklı. Kartalın tavırı Davut'un tavırı gibi. Fırtına geliyor. Bütün kuşlar kaçar. Ama kartal ne yapıyor biliyor musunuz? Güç alıp fırtına içine gidiyor. Rüzgara karşı savaşıyor. Problemlere karşı savaşıyor. Bütün kuşlar kaçıyor. Yağmur geliyor, fırtına geliyor, problem geliyor. Kaçalım. Yapamıyorsun. Ama kartal fırtına içine giriyor. Ve ona karşı gelen bu rüzgarı kullanıp yavaş yavaş yukarı çekiyor. Ve bir zaman geliyor ki bu fırtının üstünde uçabiliyor. Tanrı seni bir kartal gibi olmanı istiyor. Davut gibi savaşmanı istiyor. Bana birkaç dakika daha verin. Şimdi bu dünyadayken problemimiz vardı ve var ve var olacak. Eminim ki sen mutlu olmak istiyorsun. Eminim ki Rab'de büyümek istiyorsun. Ama biz problem karşı nasıl savaşıyoruz? Tavırımız ne? Korkuyor muyuz? Pes ediyor muyuz? Davut boş savaşa girmedi. Tanrı'nın Kairos alanı bekledi. İnsanlar ona güvenmiyorlardı. İnsanlar ona teşvik yerine tam tersi. Pes et gibi sözler kullanıyorlardı. Alay ettiler. Küçümsediler. Önem vermediler. Vermediler. Ama ben bunu sana söylemek istiyorum. Sen çok değerlisin. Bir şey hazır söyleyeyim. Sen bir sabahçısın. Ben? Yanındaki kişi söyle. Sen bir sabahçısın. Sen bir sabahçısın. Savaşman gerek. Bilgisayar olarak değil. Duayla. İsa Mesih dünyaya geldi. Bakın. Bakın, ben bir gün Tanrı'yla beraber olacağım. Ben de sonsuz yaşamam. Ben cennete gideceğim. Amin. Sen cennete gidecek misin? Amin. Yani ben de kişi söyle sen cennete gidecek misin? Sen cennete gidecek misin? Evet. Evet diyoruz. Ama evet. Değilse, bir kişi evet değilse, söylediyse, sen sor, niye kendine gideceksin? Sor, niye kendine gideceksin? Çok iyi olduğun için, hayır! İsa Mesih dünyaya geldi. Sen ve ben günahkarız. Günah işlediğimiz için Tanrı'nın güzelliğinden yoksun kaldık. Ama İsa Mesih o çarmıhta benim yerimi aldı.
o çabukta şeytanı yendi. Ölümü yendi. Ve bana sonsuz yaşam verdi. Seferliyiz. Seferliyiz. Gerçekten seferli bir şekilde yürüyelim ve yaşayalım. Dönülere karşı nasıl davranır gösteriyoruz çok çok önemli. Davut savaştı. Kocaman bir dev. Kocaman bir olay karşı karşı geldi. Bir böyle karşı karşı geldi. Ama o pes etmedi. Burada diyor ki, bilsin sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden, galiplerden üstün.